Gökbilimciler, kızıl gezegendeki bir bölgenin hala volkanik olarak aktif olabileceğini, yer buzunu eritebileceğini ve yaşam için uygun koşullar yaratabileceğini söylüyor. Güneş sistemi gezegenlerinin en yüksek dağlarından biri olan Olympus Mons, Mars'ta yaklaşık 14 mil yani 22 kilometre yükseklikte, sönmüş dev bir yanardağdır. Yani Everest Dağı'nın, yaklaşık 2,5 katı yüksekliğidir. Bu dev yanardağ, yaklaşık 3 milyar yıl önce kızıl gezegen Mars yüzeyi boyunca, büyük miktarlarda magma püskürten, yanardağlarla dolup taştığı zaman oluşmuştur. O zamandan beri Mars soğudu ve, çok daha az aktif hale geldi. Gezegen jeologları, bugün Mars'ta aktif yanardağların olmadığı görüşündedir. Ama bu görüş, Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nden, David Horvath'ın ve meslektaşlarının çalışmaları sayesinde, değişmek zorunda kalabilir. Bu ekip, Cerberus Fossi adı verilen bir dizi yarı paralel çatlakla işaretli olan, Elysium Planeta adlı Mars bölgesini analiz etti. Ekip, bu çatlaklardan birinin 200 bin yıldan daha genç olduğunu, yaklaşık 50 bin yaşında gibi göründüğünü söylüyor. Bu onları Mars'ta keşfedilen en genç volkanik yapar, Horvath ve meslektaşları, 50 bin yaşında olması demek bu tortunun volkanik kökenli olması durumunda, Cerberus Fossi bölgesinin soyu tükenmemiş olabileceğini ve, Mars'ın bugün hala volkanik olarak aktif olabileceği anlamına gelir diyor. Bu, orada su olma olasılığı ve hatta yaşam potansiyelinin varlığı için önemlidir. Gezegen jeologları, Cerberus Fossi çatlaklarının lav tabakasının soğudukça ve deforme oldukça oluştuğunu düşünmüşlerdir. Etki kraterlerinin sayısını sayarak, bu tabakalar için 500 bin ile 2.5 milyon yıl arasında olduğuna dair, kaba bir yaş belirleyebilirler. Cerberus Fossi Mantling Ünitesi olarak bilinen, 20 ila 30 kilometre uzunluğunda bir çatlağın yakınında, bu bölgenin daha genç bir bölümünü buldu. Ekip, Mars Reconnaissance Orbiter'dan görünür ışık görüntülerini ve, Mars Odyssey uzay aracından termal kızılötesi görüntüleri kullanarak, bu bölgeyi inceledi. Bu görüntüler, lavın yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki bir alana, yaklaşık 10 santimetre derinliğe kadar yayıldığını gösteriyor. Ve krater eksikliği, tüm bunların yakın zamanda, belki de sadece 50 bin yıl önce gerçekleştiğini gösteriyor. Jeolojik terimlere göre, bu son zamanlarda oluşan yeni bir lavdır. Horvath ve meslektaşları Cerberus Fossi Mantling Ünitesi, bugüne kadar Mars'ta keşfedilen, en genç volkanik ürün olarak yorumlanıyor diyor. Bu bölgenin hala aktif olabileceğini gösteren, başka bir kanıt çizgisi daha var, 2018'de NASA, Mars depremlerini izlemek için sismik ekipman taşıyan, Mars yüzeyine InSight adlı robotik uzay aracı yerleştirdi. Uzay aracı, Cerberus Fossi mantolama biriminden yaklaşık 1700 kilometre uzaklıktaki Elysium Planeta'ya indi. Geçen yıl, uzay aracı bu bölgede ortaya çıkan, Mars depremini ölçtü, ekip InSight Cerberus Fossi bölgesinden kaynaklanan, iki Mars depremi tespit etti. Bu da bölgenin bugün magmatik olarak aktif olma olasılığını destekliyor diye belirtildi. Bunun önemli çıkarımları var, volkanik aktivite, Mars toprağındaki herhangi bir donmuş suyu eritebilir, Horvath ve meslektaşları, yer buzuyla hidrotermal dolaşımın erimesi, yer altında yakın zamanda olan veya yaşanabilir ortamlara elverişli koşullar yaratabilir. Bu astrobiyologların ilgisini çeker, öte yandan volkanizma, Mars atmosferinin bazı kısımlarında düşük metan seviyelerinin keşfini, yıllarca heyecanlandıran bir gözlem için daha sıradan bir açıklama sağlayabilir. Yeryüzünde metan, sadece yanardağlar tarafından değil, aynı zamanda yosun ve ineklerin gaz çıkartması ile de üretilir. Yaygın olarak, potansiyel bir biyobelirteç olarak düşünülmektedir. Mars'ın volkanik olarak inaktif olduğu düşünüldüğünde, astrobiyologlar için bu ilginçti, bu değiştiyse, metan aniden çok daha az ilginç hale gelir.